Hepinize merhabalar arkadaşlar. İnfluencer hayatına hoş geldiniz. Fenomen hayatında evde para ağacımız, tatlış mı tatlış kedilerimizle beraber ve tabii ki de kendimizi beğenmiş bir şekilde ortalama lüks bir evimizde televizyon izliyoruz. Boş boş vakit geçiriyoruz. Bu arada ben CC artık yüklemeye karar veriyorum. Yani bu yıllardır sürdürdüğüm inadımdan vazgeçeceğim artık. Çünkü ya seni yerim ya sandviç mi olur orada? Şapşal şeysiniz. Senin tüylerine ilgileneyim birazcık. Bugün birazcık şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kıyafetimi yine bir düzenleyeceğim, değiştireceğim. Yani böyle bir şey katılmak ister miyim bilmiyorum açıkçası. Ben karar verene kadar telefon kal. Ya sen seni yerim ya. Sen seni yerim. Neyse. Yani açıkçası 47 bin dolarımız var. Burası böyle daha iyi bir eve geçmek için çok yeterli değil. Bu yüzden birazcık şey yapmamız gerekiyor. Link verelim. İşte şey yapalım. Para ağacımızı besleyemiyoruz daha fazla. Yani bir tık böyle ben hile kullanmadan oynadığım için böyle bir TikTok'tan yayın açsın Ceren. TikTok'tan yayın açarken yemeğini yesin tabii bu sırada da. Tabii keşke lavabo yapmayı da önce yapsaydık. O kısımlar sansürlü olacak herhalde. Ya bu da taco olmuş, burada taco olmuş bir şekilde devam ediyor. Neyse. Bugün kedilerimizle beraber böyle bir onları sevelim. Onlarla bir ilgilenelim. Ondan sonra da veterinere gideceğiz. Ya seni yerim ya. Veterinere gitmek istiyorum ben. Şeyimiz yoksa bizim şu anda ki yok gibi gözüküyor. Ay bir dakika. Var. Cuma günü. Ya futbol günü var aslında. Gitsek mi ya? Gidelim hadi. Tamam gidelim. Yanımıza kedilerle gitmek isterim ama öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. Şimdi hani bir şey olur, başlarına bir şey gelir. Bir veterinere götürmek istiyorum onları. Şimdi bir futbol etkinliğine gittik. Hani orada böyle işte birileriyle tanışırız belki. Ceren'in yine o şey hayatı, yalnız influencer hayatı. Sim yok gerçekten, ışıl ışıl parlıyoruz. Herkes bana konfeti patlatıyor da benim okul şeyi de geldi, servisi de. Ben gideyim buradan ya. Ben bir şeye geçeyim. Kıyafetlerimi bir değiştirelim bir dakika. Ha şey diyordum. Bana böyle sevdiğiniz, beğendiğiniz bir şey varsa atar mısınız? CC işte şeyi, creator'ı. Hani şuradan al, şunları al. O kadar fazla seçenek var ki. Ya da hani beraber karar verelim. Hava soğukmuş bu kıyafet için. O yüzden tekrardan buna geri dönüyorum. Bunları yine değiştireceğim ben şimdi. Yani sürekli değiştiriyorum. Oyun içine buraya satın alma şeyi getirmişler. Neyse biz etkinliğe doğru gelelim. Daha takımını desteklemek için geldim. Şöyle bir imza verelim. Fotoğraf çekilelim. Bizi takipçilerimizi sevindirelim. Burada kim bu? Müdür mü? Ha, jüriymiş bu da galiba. Ben de konuşabilir miyim ya? Oha. Benim şeyim çok iyi bu arada. Fitness'ım çok iyi. Ben burada oyun oynayabilirim. Aa, teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Niye bana böyle surat astı ya? Aa. O zaman sana imza alıyorum canım. Evet, al bakalım. Öf, gelip ben de mi oynasam şurada ya? Keşke ben de yapabilsem. Oo, bu gruba katılmamız gerekiyormuş. Tam buna gelecekken oynayamıyorum. Niye? Çünkü top benim değilmiş. Bir Instagram'a... Ay bir dakika. Instagram'a story atalım. Burada Taylor Swift parçası çalalım. Sonra buradan bir kıyafetlere bakalım. Sonra story'mizi de attık. Bu arada hemen bir de şey yapacağım. Outfit'imi değiştireceğim çünkü spor etkinliğine geldiğim için benim de spor olmam daha hoş olur açıkçası. Hani burada şey nerede ya? Şuradan bir tane maskot alalım ya, destekleyelim. Pompon almak istiyorum. Evet, pompon alalım. Bu ürünler sadece burada satılıyor. Arkadaşlar hemen üstümdekinin linkini şeyde paylaşacağım şimdi. Story'de. Tam böyle insanlarla konuşurken benim de eşyalarımda bayağı şey var. Birinin topunu aldım ben galiba. Neyse bunu bir fanımıza verelim, bağışlayalım. Anladığım kadarıyla burada etkinlik yok. Heh, var, başlıyor. Neyse. Yani ne olacak şimdi? Kazanan açıklandı. Bu nasıl bir festival? Ben bu festivalden hiçbir şey anlamadım. Ben gidiyorum. Size başarılar. Neyse bugün de bir influencer olarak. Burası da şeye benziyor. At yarışı.
Hipodromlarına benziyor. Neyse, yemin ediyorum hayaller hayatlar oldu. Nerede bu? Veteriner. Veteriner kliniğine gideceğiz. Ev halkı, Lily ve Daisy. Kedilerimizle beraber çekimden önce bir veterinere gideceğiz. Aşırı tatlı bir veteriner var burada. Bir saniye Aleki. Seninle tanışmış mıydık? Yalnız mısın Aleki? Kısayım. Ne bir saniye. Dur saldırma dur. Değdi. Değdi. Saldırma. O senin müstakbel falan diyormuş. Ben sana romantik bir hediye vereyim. Gikko'ndan almıştım. Aleki single'mış, çok güzel. Tam da yeri ve zamanı gelmişken. Yüzüm niye mavi oldu benim? Ne? Ölecek miyim? Donuyorum. Aleki donuyorum. Aleki. Alekicim. Aleki galiba ben çok üşüyorum. Biraz normale geldim şu anda. Yalnız Aleki de benden hoşlanacak galiba, hoşlanmış. Sana güzel bir şaka yapayım ben. Sonra da bir romantiklik böyle bir. Yok, gidip de şimdi ona şey vermem yani, gül vermem de. Böyle bir numaralarımızı falan. Neyse, sonra kediler için geldim. Böyle sokakta durmayalım artık daha fazla. Burada bir kedilerimi... İkisine de şöyle bir şey yapalım. Bir de check-up yapalım Lily'ye, bir de Daisy'ye check-up yapalım. Tamam, bekliyoruz. Aferin. Tatlı. Tamam anneciğim. Bekle, hiçbir şey olmayacak aşkım benim. Biraz ilgilenelim. Uf, seni yerim. Merhaba. Ay, sizde mi şeyiniz var, kediniz var? Herkes fanım olduğu için kimseyle arkadaş olamıyorum ya. Köpek de mi şu an? Benim kedim nerede? Aa, burada. Koş kız, koş buraya. Daisy kısırlaştırıldı. Nasıl yapıyorsun ya? Ay, köpek de çok tatlıymış. Evet Aleki, katılıyorum. Hala çözmeye çalışıyorum diye. Aleki'yle çok bir şeyimiz yok yani. Aleki'nin böyle davranışı çok hoşuma gitti. Hani sırf ünlüyüm diye bana şey yapmıyor. Ekstra bir davranışı yok. Gerçekten de benim kedişlerime kim ilgilenecek bu arada? Oo, sıra bekleyeceğiz hala. Benim şey yok. Lily yok. Lily, gel şuraya. Gelmiyor ki kedi. Kapanacak burası. Yarım saat, saatlerce seni bekliyoruz. Neredesin ya? Aa, çok tatlı. Evet. Bu aşısı varmış. Aşısını yaptıracağız şimdi. Güzel. Sonra başka ne yapalım? Sonra check-up. Daisy'ye de bir check-up yapalım. Kediler çıkmasam acaba? Dışarı. Gelin bakayım. Hiç sözümü dinlemiyor bu kediler. Aşkım sen neredesin ya? Sıramızı bekliyoruz. Veterineri bekliyoruz. Veterinerin gelmesini. Yemin ediyorum bütün herkesle kaynaştım burada. Ama Cleo geçti şu an. Bu çok donmuş bir kedi. Ona da bir check-up yapalım. Geç bakalım. Aferin. Seni de kısırlaştırdık. Tamam. Ay aşkım, senin ne oldu? Başın yere eğilmiş. Yapmayın bebek zaten. Tamam, hepsine bir şey yaptırdık. Check-up ya. Love Day mi? Aleki. Seni biraz yorgun gördüm. Bence Love Day'de vakit geçirmeliyiz. Ben de böyle kafamı dağıtabilirim böylece. Gerçekten aşırı böyle hiç beklemiyordum yani tanışma hikayesi. Ama vakit geçirmek çok keyifli. Amcacım aradan çık ya. Ama bir saniye. Şu an başka bir konuşmadayız.
Love day yani bugün. Tristan durun. Kimse konuşmasın şu an. Bütün miyavım şeyim Ali gibi. İşten çıksa mı acaba? 7/24 burada mı çalışıyor? Anlamadım ki. Tamam artık Alec ile bayağı şey ilerliyoruz. Romantik bir şeyimiz var. Amcalar bir çekilirse önümden. Ben de tabi burada hiç uyku şey bakmadım ama neyse çok önemli değil. Hele ki dur. Tipe bak. Ya. Bu nasıl bir tip? Allah'ım yarabbim. Moira bugün dışarı çıkmak ister miyim? Aleki bugün müsait değil. Araki bulasın Aleki yani. Neyse. Love Day'imizi güzel bir şekilde geçirdik. Dışarıdakileri rahat bırakın. Eve girin hadi. Dışarıda adama saldırıyor benim kediler. Kim bu? Paparazzi mi? Aferin. Aa, işe gitmemiz gerekiyor. İşe gitsin mi? Gitsin. Kediler dışarıda kaldı ama biz de Ceren'le beraber gidelim. Yani aklımda, daha doğrusu Ceren'in aklında Alec var. Bir ona oradan da şey atarız, mesaj atarız. Şimdi uykumuz biraz az. Ondan sonra hijyen falan da düşük galiba. Bu şeylerden var işte, influencerlar için özel içeceklerden var. Hijyen. Bir şundan içelim. Anında fulleyecek onu. Bir de uyku istiyorum. Sleep enerji şeyi. Heh. Bir bundan içelim. Hop kendimize gelelim. Bir ondan bir biraz uyku, biraz hijyen. Fulledik mi? Fulledik arkadaşlar. İşte ünlü olmanın şeyleri, avantajları. Ne kadar bunalmış hissetsek de arada tabii ben de ne yapacağım? Lifestyle Daily Cap. Ah, Social Bunny'ye. Birine ekleyelim. Kendiye like atalım. Ronnie'ye kızgın atacağım. Mesajlarda Ronnie konuşmuyorum, senle vazgeçtim. Şey ekleyelim. Kime eklemek istiyorum? Kasabadaki herkesle flörtleşen ben. Aleki'ye flörtü. Aleki'ye flörtü. Sürekli. Birazcık da friendly. Böyle yani WhatsApp'tan sayfalarca şey yapmışız gibi düşün. Böyle sayfalarca mesajlaştık. Neyse bir yandan da artık bir çekime odaklanalım. Konu ne, konsept ne, ne filmi çekiyoruz, ne çekiyoruz. Ceren'in kafası gerçekten çok dağınık. Neyse sen bir tuvalete git bakalım. Olur, oradaki de olur. Ha, kızgınlık iksiri diyor ama ya çok da önemli yok. Biz zaten iyi bir oyuncuyuz yani. Hadi arkadaşlar ben hazırım. Tabii bir de kıyafetle saçımı yaptırmamız gerekiyor. Şunları da yaptırdık mı set de tamamdır. Yani hem oyuncu hem ünlü hem influencer olmak kolay değil arkadaşlar. Tamam her şeyimiz hazır. Saçımız hazır değil ama. Saçımı hazırla. Şöyle stüdyo ışıklarının altında. Güzel. Bakalım saçımı ne yapacak? Hani makyaj böyle. Çok seviyorum bu saçı ya. Bu çok yakışıyor bu renk bence. Bu renkler. Bence sahneye olduk. Da film nasıl bir film acaba? Yönetmen nerede ya? Yönetmen koltuğuna oturayım mı? Oturamıyorum. Sen misin yönetmen? Arkadaşlar yönetmen yok. Hı, yönetmen kesin bu. Oha yönetmen de ben. Aa ne? Bir saniye, adı ne yönetmenin? Adrian. Aa Adrian. Soulmates. Yani resmen böyle soulmates olmuşuz. Yok ya. Yönetmenle şey yaşamak istemiyorum herhangi bir şey. Ben hazırım ya, hadi film çekelim. Hadi başlayalım. Ben daha fazla sıkılmadan başlayalım şu filme. Bayağı böyle şey bir film. Anladığım kadarıyla fütüristik bir film.
Şurada bir kılıç oyunu yapacağız. Öpücük var, öpücük sahnesi var, dövüş sahnesi var. Işıl kılıçlarına bakar mısınız? Resmen bayıldım. Oha çok iyi. Ha, müthiş bir ışın kılıcı. Aman, nasıl bir senaryo bu, yemin ediyorum ya. Senaryo şey. Burada ne var şimdi? Burada içecek içeceğiz. Ama arka plan sahneler falan çok iyi. Neyse buraya da oynadık. Ya yönetmenim sanki ışık çok iyi değil gibi ya. Işık festivali var. Acil çekimi bitirin arkadaşlar. Ben buradan gideceğim. Buradan sonra gidiyorum ben. Festivale gidiyorum. Hadi bitirelim filmi. Haydi. Daha festivale gideceğim. Final. Finalde kötü olanla kapışacağız. Dünyayı kurtaracağız herhalde bize gibi. Bitti mi? Bitti mi? Tamam ben gider. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şu biterse gideceğim. Hadi bitti. Şurada kal bir. Hah. Güzel 7000. Fena değil ama ben gidip bir şey yaparım. Resim falan yaparım daha iyi. Başka kimseyle gidemiyorum. Niye? Bir tek Adrian'la gidebiliyorum. Hayır. Ben de tek giderim. Işık Festivali'ne daha önce hiç katılmadım. Katıldım mı ya? Hiç hatırlamıyorum. Hangi ek paketteydi acaba? Neyse arkadaşlar. Kendimize odaklandığımız ve böyle artık hayatımda birisini istiyor yani Ceren ve bu kişi Adrian olabilir. Ayrıca tatlış kedilerimize de sürekli bakabilir. Bu kim ya? Işık yok burada. Arkadaşlar Işık Festivali'nde ışık yok. Aman ne hoş. Buradan yemek yiyeyim bari. Komera bir maça istiyorum. Bir tane lütfen. Bir tane de Tayaki istiyorum. Teşekkürler. Bu yerel şey de kim? Takashi de kim? Takashi çok komik. Hiçbir beni şey yapmıyor. Çok iyi. Demek ki benim dizilerimi falan izlemiyor bunlar. Doyduk mu? Doyduk arkadaşlar. Aha oyun oynuyormuş o da. Takashi gerçekten bir gün bir şey yaparız oyun oynarız. Sana bir şaka yapayım mı? Oha inanılmaz iyi anlaştılar. Üf kafam çok karışık ya. Ya bu ışık nerede? Neyse bugün bir dilek tutalım. Moira gel bir dilek tutalım kız. Neredesin? Ya sen buraya geliyorsun bana söylemiyor musun? Her akşam dışarı çıkalım derken festivale çağırmamak ne demek ya? Ya kimseye de vakit geçirmeyi görmedim. Tek başına vakit geçiriyor orada. Aradan çekilsen mi acaba? 500 dolar vereyim git lütfen. Hadi git. Burada rahat rahat duramıyorum ya. Kendime biraz iltifat attırayım. Ay hiç bana iltifat etmene gerek yok. Ne kadar iyi olduğunu söylemene gerek yok. Ben biliyorum. Neyse gel senle de bir dilek tutalım. Başka dilek ağacı var mı? Varmış. Ya tutamıyoruz. Harcadım hakkımı ya. Neyse güzeldi arkadaşlar. Ama ben eve giderim. Eve giderim ben artık. Beni kimse tutamaz. Yani saatlerdir 24 saattir dışarıdayım resmen ya. Evi özledi Ceren. Ben değil. Neyse bir şöyle eve gidelim. Bir üstümüzü falan değiştirelim. Bir de ben kedileri içeri alamıyorum ya. Kapıyı da kilitledim çünkü onlara çıkamıyorlar.
Gelin bakayım şuraya. Koş. Gel hadi. Sen de gel. Sen de gir içeri. Bak çıktı yine öteki. Bak bak bak. Hah. Kırık kalpli oğlum da dışarıda bekliyor. Neyse. Kediler için kitleyelim. Tüm hayvanlara kitleyelim. Şu an hiç hayalet dramasıyla uğraşamayacağım. Yayın açalım. Şöyle kendime bir kokteyl koyayım. Şöyle bir limonata yapalım hatta. Oğlum seni ben şey yapamıyorum da ya. Neyse en sevdiğin yazar ne? Hayalet oğlumla konuşurken bu sırada yayında cin şey yapmamız yok mu? Yayına cin katıldı. O zaman bir de cin tonik içelim. Para ağacı ne zaman para verecek? 20.000 takipçim oldu oğlum. Fuat 20.000 takipçim oldu. Sen de çok bir sıkkın gördüm seni. Beni çevir mi? Hayır dur. Ya evden gitsene ya, ben bir şey çağıracağım. Saat kaç? Gecenin ikisi. Neyse biz de birazcık sosyal medyada bir şeyler paylaşalım. Sonra yine bir WhatsApp'tan şeye yazayım. Oy. New post mu? İşten gelmekle alakalı bir post yapalım. Şey paylaşalım. Güzel, mutlu bir şey paylaşayım. Sonra Aleki'ye de böyle bir komik mesaj göndereyim. Sonra birazcık da flört. Birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık daha yeterli. Sonrasa yüzersem acaba bu soğukta hasta olur muyum? Benim 70 falan yok. 47 binim var. Kesin benim faturam gelmiştir. Bir maillere bakalım. Bayağı bir şeyimiz oldu takipçimiz. Donmadan. Her şeyi aldık mailden. Güzel. Ay çıplak yüzüyorum ya. Yanlışlıkla oldu bu. Unuttum ben o seçeneği. Neyse. Yüzdük. Yüzdük yüzdük. Buraya da geldik. Ya şu kapıdaki şey çok güzel. Rüzgar gülü sesi çok hoşuma gidiyor. Ne bir içecek koyalım. Şöyle bir gece yogası. Hafif bir gece yogası. Çok hafif ama. Sizin yemeğiniz var mı bakayım? Dur doldayım ben bir. Ay. Birazcık gece yogası. Artık sabah oldu, pardon, sabah yogası. Bir tık sabah olmuş, ben o kadar fazla şey geçirdim ki gün. Evet, esnememizi yaptık. Güzel bir şekilde güne başladık. Ve fokuslanmışken bir tane resim yapalım. Şöyle güzel bir şey çıksın ortaya. Resim çıksın. Bir de DM göndereceğim Aleki'ye. Aleki'yi etiketleyeceğim. Hatta herkesin içinde şey yapacağım. Bakayım ne olacak. Bir anda böyle bir şey paylaşıyor falan. Hiçbir şey yokken. Sosyal medya şu an çalkalanacak arkadaşlar. Aleki de kim diye başlayacaklar. Gelsene ya Aleki. Ben Aleki'yi çıldırtmak istiyorum. Evet. Ben artık hayatımı... Ah! Kıyafetleri falan değiştiririm ben onun. Neyse resme devam ederiz. Gel bakalım. Selam, hoş geldin. Ay, tam şu anda mı gelmesi gerekiyordu bunun ya? Replace diyelim. Her şeyim bozulmuş bu arada. Listen to... Yok, bir dakika. Şeyi değiştirelim. Romantik yapalım.
Ne kadar çok müzik tarzı var. Ha. Oh ne? Romantik müzikte first kiss. İlk öpücük. Evet. Böyle bir evlilik hakkında konu açılıyor. Sırada ben bir şey demleyeyim. Çay demleyeyim. Biz bir şey yapalım, bunu bu çaydan yapalım. Gitme oraya, buraya gel, buraya gel. Keşke burada şey oda içse bundan. Belki görürse içer. Çaydan içse mi? Ha. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar biz bu çaylardan sonra Alek ile çok başka yerlere gideceğiz. Niye bu sürekli içecek içmeye gidiyor ya? Aa, Ceren delirdi. Aleki nerede? Aleki gitti galiba. Aa, gitmem gerekiyor dedi. İnanılmaz. İnanılmaz. What? Artık sen de bir duşa gireceksin. Yapacak bir şey yok. Hijyenimiz çok azalmış. Bir de yani yemek pişirelim. Bu sırada onları ben şimdi şey yapamam, temizleyemem oradan hiç valla. Güzel bir yemek yapacağım. Ne var aşkım ya? Uyk 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 böyle kenardan. Aa, kedisi öpeceğim. Aa, bu da bozulmuş ya. Evdeki her şey bozulması şaka mı sürekli? Gurme yemeği 10 olunca oğlumu hayata döndürebilirim. Ha, bunların yemeği bitmiş. Tamam. Ceren niye yemeği dolduramıyor? Evdeki her şey bozuldu ya. Hizmetçi de gelmiyor. Saat 4 oldu. Benim hizmetçim nerede? Allah Allah. Lifestyle coaching. Nerede bu hizmetçi? Neler olmuş Social Bunny'de? Aleki... Müzik kötü bilmem ne diyor. Neredesin ki sen? Hı? Neredesin ki sen yani? Müzik kötü bilmem ne. Çabuk buraya gel. Çay demliyorum bak. Simon'a biz buraya taşındık falan. Yok ya. Aa, yanlışlıkla evlerine gittim ya. Ay, bir şey var yani. Hiçbir Sim'de bu olmadı. Ne zaman Alek ile bir araya gelecekler bir şey çıkıyor. Bak, kedilere bakacak hep bir uzuyor. Bir şeyler olmaya başladı. Tam gelecek birisi beni evine... Evi çok güzelmiş ama. Evleri çok güzelmiş. Bayıldım evinizde. Hayırlı olsun. Çok güzel. Komşularım harika. Memnun oldum. Şey, ben gideyim eve. Ben koşa bir gideyim. Ben bir gideyim. Ben bir gitme. Geleceğim ama. Ziyarete geleceğim. Kesinlikle geleceğim ama şu an değil. Burada mı? Burada. Yok, burada değil. Moira, bir dakika ya. Öf.
Nerede buradaymış? Ya sen burada mısın? Bu da bozuldu. Şaka mı? Her şey bozuluyor falan böyle. Hadi ki de biraz böyle korkularımı, dertlerimi paylaşmak istiyorum. Servis geldi mi ya? Biz de o sırada bir anda kendimizi bir yerde bulduk. Çekil oradan, çekil. Daisy, çık oradan. Evde bir şey daha bozulursa artık diyeceğim ya, bir şey var. Bu sırada Ceren şey yapacak. Ya bu tuvalet değil, benim şeyim nerede ya? Hizmetçim. Ha, direkt gidiyor musun? Hayır, gitmiyormuş, şeye bakıyormuş. Bugün kalsana ya. Çok güzel. O zaman biz de şey yapalım. Çay demleyelim ve şey izleyelim beraber. Film izleyelim. Aleki ile beraber. Film gecesi yapalım birazcık. Ama bu arada filmde yayınlarken umarım telif hakkına girmiyoruz yayından. Benim oynadığım şey çıkıyormuş falan. Film çıkıyormuş bir de. Hangi film şey olduğuna bakmadım adına ama. Bayağı bir şey izledik. Ayrıca hiç gelme, seni hiç çekemem. Niye geliyorsun ki? Azıcık... Niye geldi yani, neyse. Ya sen nasıl eve girebiliyorsun? Kapıyı kilitlemem lazım benim. Gerçekten... Ya bu Ceren sürekli gidip gelip bu çaydan içiyor ya. Bitmedi şu şeyi. Allah Allah. Ağaçtan şey gelmiş, bir dakika. Ağaçtaki şeyleri satayım bir, paraları. Yine sabah olmuş. Umarım hizmetçi gelir bugün. Aleki sürekli rahatsız hissediyor kendini. Bir şey var burada. Ben hala şey yapamadım, çözemedim. Evet arkadaşlar. Speaker bu çalışıyor muymuş hala burada? Neyse o sırada o kadar çayı içtikten sonra biz de uyumaya başlıyoruz. Kediler uyumuyor tabi. Bayağı bir uyuduk. Bakalım ne yapacak? Yaz geldi. Alex ne yapacak? Çok merak ediyorum. Şu meyveleri bir satayım ben. Aa, çay mı içecek? Aa, çay demliyor. Husband material. Sunday. Bugün de çalışmazsa artık şey olur yani. Bir yayın yapalım. Ne demlemiş? İçelim biz de çay demiş. Başka bir çay demlemiş tabii şeyden değil sanki hani. Bu kendini yere atmış bu arada. Aa, böyle bir sabah geçirmek çok güzel. Sonra böyle daha ona ne bileyim övgüler yani. Şey güzelmiş. Bak Kaleb mesaj atıyor. Çekil git ya. Ben gideyim mi dedi, o gitti. Ama ben tabii ki de göndermiyorum. Ceren. Kıyafetin güzelmiş falan dedi, yalan atıyor yani tamamen. Komple bir yalan. İkinci el market şeyi var, festivali de hiç oralı değilim ben. Benim bu çalışanım şey yapmıyor herhalde. Buraları ben temizlemem ya. Hani birazcık burada şey yapalım. Resme devam edelim ki buradan taşınalım artık. Aleki gidecek galiba. Gitmiyor. İyi. Git
etmiyorsam birazcık böyle muhabbet edebiliriz yani. Ya sen eğlenceli misin ya? Valla beraber bir şeyler yapabileceğiz. Oh. Masterpiece yaptı. Ne kadar satıyoruz? 2000. Çok da değilmiş öyle o kadar da. Ben de geleceğim. Nereye gitti ya o? Hava sıcak gerçi. Beraber yüzebiliriz burada. Gerçi de şurada beraber yüzelim. Peki onlar Aleki nerede? Aa, buradaymış. Peşimde. Şimdi bir anda ilgimi çekmek istiyorum. Gaslighting yapacağım şey Aleki'ye. Bakalım gerçekten böyle şey yapıyorum ama hani ilgileniyorum. Ya bu niye sürekli çay içmeye gidiyor, çay demlemeye gidiyor? Yeşil çay demliyormuş. Tam gitti zaten o da. Ne olur yemek ye. Yalvarırım bir şeyler ya artık ya. Lütfen komutlarımı yap. Daha yemeğimizi yedik. Oh. Güzel. Bir tane de şey alalım. Şöyle çay içelim. Bir daha bir sonraki eve böyle bir çay içme köşesi yapmak istiyorum. Bir de böyle CC indirip hani kıyafetleri falan da şey yapmak istiyorum. Ayarlamak istiyorum. Ah, şöyle... Evet. Buraya da daha full camlı yapıp böyle şey manzarayı da görebiliriz aslında şu havuz manzarasını. Yani parayı şöyle 100 bin falan yapınca buradan gideriz. Mutfağın içi çok hoşuma gidiyor ya gerçekten. Ya çünkü buraya daha fazla yapabileceğim bir şey yok bu eve arkadaşlar. O yüzden bu bölümde burada bırakalım. Aleki ile Ceren böyle ciddi düşünüyor gerçekten. Çılgınlar gibi böyle çay içme isteği nereden geldi hiçbir fikrim yok. Neyse herhalde bununla yaşıyoruz bu ara. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. CC önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.